Gerçekten. Oo güzel ya. Bir şey. Zaten bir güzellik daha söyleyeyim size. Hadi bu da sadece sizin kanalınıza. Eyvallah abi. Bunlar boş kovanlardı yani. Şu aynen, kalabalığa bak. Aynen. Şu an Burak'ın iguanası seçildi. Bu da güzelmiş lan. Bunu mu alsam lan? Isırmıyor ya, o çok iyi. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Harbi acıtıyor buyurun. Dur oğlum dur. Dur oğlum gel abi yarasın lan ayağa. Oğlum acıtıyor lan. Evet, İstanbul maceramızı bitirip evimize Kırıkkale'ye döndüm. Şu an karşımda kutunun içerisinde iguana var. Hiç bekletmeyeceğim, hemen kutu açılımı yapacağım. İguanayı görmek için gelenler hemen videoyu beklemeden görecek. Sadece şunu söyleyeceğim, kutu açılımından sonra iguanayı inceleyeceğiz. Sonra sizleri videoyla baş başa bırakacağım. Çünkü Alper abinin mekanına gidiyoruz. Orada yüzlerce iguana göreceğiz, renkli renkli iguana göreceğiz. İguanaların işte çiplenmesi, evrağı alırsanız ne olur? Yasak bir canlı, yasal olmayan bir canlı beslediğinizde, evinize şikayetten dolayı ekip geldiğinde orada bir cihazla bir şeyler okutuyorlar. O çip nedir? Onların hepsini göstereceğim. Burak gelecek. Burak'a bir iguan alacağız. Sonra Buraklara geçeceğiz. Orada iguanaya banyo yaptıracağız. Kırbaçlanacağız iguanaya. Sonrasında günler sonra kendi iguanamızı alacağız ve bir sürü detaylar. Çok eğlenceli bir vlog oldu. O zaman size sonda göstereceğim. Başta gösterip eğlenceli bir vlogla sizleri baş başa bırakayım. Şöyle bir paket. Bunun nasıl paketlendiğine, hatta şu bağlama kısmına kadar her detay var videonun içerisinde. Şu içerisinde konulan kağıtlara kadar. Valla hepsini çektim. Dur şu ışığı şöyle bir çevireyim. Şöyle bir önce file üzerinden iguanamızı bir görelim. Benim iguana bayağı büyük dostlar. Söyleyeyim. Yani orada birçok iguana var. Ben bayağı irisi oldu benimki. Birazcık öyle denk geldi. Umarım kırbaçlanmam. Dur bakalım. Tek elle iş yapmayayım. Hemen şunu çözeyim. Avcuma alayım. Hayvan da stres yaptırmadan sizlere bir göstereyim. Bir saniye bekleyin beni. Evet şöyle elimi sokarak yakalayacağım şimdi onu. Gel bakalım Tosun. Kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Aha yakaladım. Bir saniye hemen çıkaracağım. Uzun uğraşlar sonrası çünkü tırnakları çok iğne gibi. Bildiğiniz çok böyle ince ve batıyor. Hatta şuradan şöyle göstereyim. Bu tırnakları bayağı fileye geçtiği için anca çıkarabildim. Avcumun sıcaklığında uyuyakaldı şu anda. Şşt şşt. Hı, günaydın. Oğlum bir bak şöyle bir millet bir eşek halini görsün lan. Nasıl yakışıklı ya. Çok güzel, çok. Peki bu kuyruk ne? Ne oluyor şimdi orada? Hı? Hı? Ne oluyor orada? Çok güzelsin, çok. Bak bak kafayı koyup uyuyacak. Oğlum kedi gibi, köpek gibi lan. Öyle öyle değil. Hani Alper abi anlattı orada da. Videonun devamını da göreceksiniz. Ve kafayı koyuyor, uyuyor. Şu an avcumun sıcaklığıyla gitti şu anda. Ama keyif yapıyor, kuyruğa bak. Sizlere videonun başında hemen göstereyim bunu da daha bak videonun devamında neler göreceksiniz neler. Farklı renkte olanlarını göreceksiniz. Ya kırmızılar bitmişti ama hatırlamıyorum kırmızılar bir tane var mıydı onu çekmiş miydim? Videonun devamında görürsünüz. Bütün detaylarını orada izleyeceksiniz dostlar. Şimdi güzel olan şey şu bu televizyonlar satılır ya 4K işte Ultra HD bilmem ne. Onlar da böyle belgeselde yeşil canlıları papağanları falan gösterirler. Onu canlı görüyormuşsunuz gibi oluyor şu an ben böyle canlı bakarken. Hayatımda iguana gördüm mü ben hiç diye düşünüyorum. Görsem hatırlardım. Hayatımda ilk defa iguana görüp hemen sahibi olmak da benim için farklı bir deneyim oldu. Birden elimden fırlamasın. Gerçi Mayıs'ta ama. Şöyle sizlere. Yol yorgunu. Onu da fazla yormak istemiyorum. Yavruların. Tabii ben gittiğimdekileri gördüm. Benim gittiğimde orada olan yavruların arasında en büyüğü bana denk geldi. Şimdi videonun devamında şey göreceksiniz. Ben bir bu bir de bir tane daha iguana vardı. Onun arasında kalmıştım hangisi olsa diye. Şimdi bu büyük ve yakışıklı duruyor. Tamam böyle kabartıyor kendini şu alttaki şeyi kabartıyor falan çok yakışıklı duruyordu. Oğlum gözünü bir aç millet bir görsün lan. Heh. Bu çok yakışıklı duruyordu ama çok büyüktü. Şimdi bir gün öncesinde de Buraklar'da kaldık. Yine orada kırbaçlandık göreceksiniz videoda. Lan dedim bu beni var ya. Bu beni bakkala gönderir ha. Pazara mazara gönderir. Bak bak. Alışveriş yaptırır bu bana dedim. Diğerini alayım dedim. Sonra diğeri Yiğit'e geldi. Bu bana geldi. Bu da bizim kısmetimizdeymiş. O zaman şimdi sizleri bunu nasıl aldım? Orada neler yaşandı? Neler oldu? Çok güzel, bilgi dolu. Alper abinin mekana gitmeyip de merak edenler varsa onları böyle harbi tatmin edecek bir video geliyor. Şimdi ben buna hemen teraryumu hazır. Her şeyini hazırladım. Sizlere ikinci bölüm çekeceğim. O ikinci bölümde iguana teraryumu kuracağız hep beraber. Şu anki gidişat güzel. Yani bayağı uysal. Ne kırbaçlama ne tırnaklama hiçbir şey olmuyor. Eğer gidişat bu şekilde devam ederse ikinci bölümde de iguanın ikinci bölümünde de bunu alırız. Şöyle bir omuzumuzda, kafamızda, her yerimizde gezdiririz. Bir besleme yaparız eğer yerse. Sonra teraryum kurulumu nasıl oluyormuş onu da sizlere gösteririm. Alper abiden detaylı bilgilerini aldım. Liste liste yazdım sağ olsun yardımcı oldu. O zaman daha fazla uzatmadan sizleri İstanbul'a yolluyorum. Ben de bunu yeni teraryumuna koyuyorum. İstanbul'da o zaman devam ki. Hadi görüşürüz.
Evet arkadaşlar, Alper abinin dükkanındayız. Giriş yapalım. Sağ olsun Alper abi bize pizza ısmarladı, yemeğimizi yedik. Alper abi kesene bereket bu arada. Eyvallah. Oğlum çalışın lan. Boşuna mı getirdik oğlum sizi? Şimdi biz geldik, anca fırsat bulabildik. O kadar yoğun ki yani bak, isimler, listeler. Şurada şeyler var, çipler mesela. Abi göstermem ve sakınacak değil mi şunlar? Şöyle şu çipler, boş çipler var. Sen anlat abi. Giriyor, öyle çıkıyoruz bunları. Boyutları şu. Bunlar boş kovanlar yani, şu kalabalığa bak. Aynen. Ayağı çiplemişsin abi bu arada. Tabii. 500 tane geldi işte, hepsini çipledik. Senin el var ya, şu anda direkt otomatiğe bağlamıştır bunlarla. Yani ellere bak. Aa. Ki bunlar geçmiş hali yani. Bir hafta oldu çipleyeli, her yerimiz değişik yani şu an. Masanın hali şu. Aynen, o yüzden hani görün arkadaşlar. Açıldığından beri, 3 günden beri bütün çipleri burada tek tek ayıklıyoruz. Yani insanlar şey zannediyor ya, işte pakete koyuyorlar, gönderiyorlar falan. Öyle değil. Yani bütün camları tek tek okutuyoruz. Evet. Ondan sonra buradan kod numaraları buluyoruz hepsinin. Bunda 4 tane yapışkanlar var. Bunların hepsini bulundurma belgelerine yapıştırıyoruz. Ondan sonra fatura kesiliyor. Bir camın ortalama evrak süresi 15 dakika. Yani. Buradan hesabını yapsınlar. Yani aynen öyle. Zaten benimki nerede falan filan kaldı diyenlere artık cevap vermiyoruz. Yani. Olsun. Yani buradayım. İmkanı yani. Yok. Gerçekten aynen imkanı öyle. Yok arkadaşlar. Tarlayan'ın gibi iptal ediyorum. Aynen. Bizim kızlar da burada. Kızlar. Burak'la ilk karşılaşmamız. Şu yanındaki kim lan? Ben bunu çıkaramam. Satanist de burada. Bizim Kerim. Evet, şöyle bir geçelim o zaman. Gel şimdi Burak'a şey alacağız. Egoan'ı alacağız. Ultraviyoliler de geldi. Aa bu arada aynen. Yani sadece ultraviyole kaldı. Başka bir şey yok. Yani bir ithalat olacak. Bu sadece malzemelerle ilgili bir ithalat olacak. Her şey olacak için. Ama ne zaman olur bilmiyoruz. O işlemler aynen. Çok uzun. Yani gümrük işlemler çok uzun sürüyor. Bir de CE belgeli falan filan olayları var. Tabii. Ama yani teraryumundan ışık sistemlerine, taban malzemelerinden işte yakalama gereçleri, onlar bunlar her şey gelecek yani. Eyvallah. Zaten takip ederler duyuruları. Aynen öyle. Onun ön görüşmesini yaptık zaten. Şu anda işte evrak aşamasında bakalım. Aksilik olmazsa gelecek. Her yerde. Zaten bunlar hep vallahi, kargo paketleri. Yani. Abi ben yani. Şey yapıyorum, balık gönderiyordum ben ilk zamanlar. Benim o da ana baba giriyor. Küçücük balık var. Şimdi bunların bir de ben evrak gerek hiçbir şeye uğraşmıyordum. Paş poşet deyip gönderiyordum. Sen yani yine iyi altından çıkıyorsun abi. Her yerde şeyler. Harbiden iyi altından çıkıyorsun yani. Çok güldük ya hakikaten. Vallahi öyle. Abi Burak'a nasıl yapalım? Biz sana bırakıyoruz her şeyi. Var mı seçtiğin? Yok abi. Yeşil mi? Ben mi seçeyim? Yeşil abi. Yani nasıl seçeyim? Büyük mü seçeyim yoksa küçük mü? Bir tık ufak. Aa bak gösterdim abi. Aha bu hiçbirini göstermedim. Telefonla çektim ben. He. Onları bir göstereyim o zaman. Şimdi burada şeyde stoğuda söyleyeyim mi abi? Sorarlar çünkü. Neyi? Stokları. Tabii yani burada şu anda çok var ama gidecekleri var da. Kırmızı bitti, yeşil var. Arkadaşlar kırmızılar bitti. Şimdi göstereceğim ama blue'lardan çok az kaldı, mavilerden. Şöyle göstereyim sizlere. Hatta yakınlaşalım bir tanesine bak. Maşallah güzelliğe bak. Yeşillerden de buradan çok gidecek var. Rezerv olanlar var. Yani şu anda ya Instagram'dan ulaşın Alper abiye, almak istiyorsanız farklı şehirlerdeyseniz. İstanbul'daysanız da Alper abiyi yormayın. Hem kendiniz yorulmayın. Gelin alın. İstanbul'a göndermeyin. İstanbul'dan direkt gelin alın abi. Aynen. Şu an Burak'ın iguanası seçildi. Seni seçtim Pikachu. Bak kuyruk sağlıyor burada. Ya, maşallah. İpiklere bak. Muhtemelen erkek olacak bu. Ama yani biliyorsun garanti vermiyor. Aynen abi. Yok abi sıkıntı değil. Agamanın böyle şey ilgi manyağı olay var. Hayırlı olsun Burak. Klik. Şimdi iguanayı alırken ne gibi işlemlerden geçiyor ona da bir bakalım o zaman. Kutularda geliyor zaten. İthalattan direkt böyle geliyor sandıklarda değil mi? Kutuların içerisinde. Aynen. Filelerle. Yani çiplerde her canlının sol bacağında şöyle. Yani bu şeyler eve olası bir durumda mesela yasal olmasının avantajı bu. Ekip geliyor, atıyorum siz biri şikayet ettiğinde ya da bir şey olduğunda. Hayır ben yaşadım abi. Yasal Gekko'da, bizim Ciguli'de yaşadım ben onu. Bunu ekip okutuyor. Zaten her şeyi çıkıyor. Burada da belgeleri var. İstediğiniz her yerde omzunuzda ya da tasmanızı büyütünce takın gezdirin, hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Evet, şimdi okunuyor çipe. 34-69. Bunlar evrağa yapışacak olan resmi şeyler arkadaşlar. Bandroller. Yukarıdayım işte. Ben de diyorum bu kim ya? Göstermiyor mu? Oğlum benim annem babam bankacı, ben dolandırılmam. Hayırlı uğurlu. Hani öyle olsun. Vallahi biz de akşam, Alper abi akşama çağırdı biz dedi. Yani kimse yokken hazır rahat rahat konuşalım falan. Ne zaman
şey olmuş, bizi ilk konuştuğumuzda bunların ilk geleceğinin daha belli falan yani diyecek. Yani ilk, bizim önceki ithalat ne zaman geldi? Haziran'da mı geldi? Demek. O civardaydı herhalde. Haziran'da zaten aslında projesi vardı biliyorsun. Aynen. Konuşmuştuk ondan sonra. Ama tam netlik değildi. Aynen. Sen o zamandan beri zaten bekliyorsun. Aynen, yani. O tam o zamandan beri. Hatta ilk rezerve edenlerdensin aynen. Yani. Şeyleri, görsellerini falan aynen, onu aynen. Kadar aynen. Ondan sonra işte çiftliğin videolarını falan aynen. Göndermiştim aynen. Sana. Yani 6-7 aydan beri aslında bu proje vardı. Yani bu ithalat vardı. Ama işte bu zamana kısmetmiş. İşte 21 günde oldu, 3 günden beri de gönderimlere başladım. Sen de ne zamanla bekliyorsun? İşte 3-4-5 aydan. Biz abi yani. Bana şey demiştin aynen. Böyle böyle bir durum var, haberin olsun ama çaktırma diye. Aynen öyle, doğru. Aynen öyle, sağ olasın. Ben şimdi o kadar heyecanlıyım ki, şimdi sürüngen olayında abi zaten ben ilk defa başladım bir de biliyorsun, hani senin sayende sağ olasın. Nasıl olacak, nasıl gidecek şimdi? Ayaracağım, malzeme alacağım. Tabii kimsenin de bilmemesi gerekiyor. Bir yandan ona yani, göre video çekiyorum. Yok ya, geldi işte, hallettik. Ki ben en durgun döneminde geldim ve akşam gelmeme rağmen bir sürü gelen giden oluyor. 3 günden beri, sabah 7'den beri hem teslimat hem kargo yapıyoruz. Defteri gördüğün yer. Ya, aynen. Yetiştirmeye çalışıyoruz herkesinkini. İşte bakalım yani herhalde 3 güne falan bütün herkesinkini bitirmiş oluruz. Sonra falan rahatlamış oluruz. Zaten %85-90'ı bitti. Yani kırmızı hiç kalmadı. Maviden 2 ya da 3 tane falan kaldı şu anda. Yeşilden de çoğu rezerv zaten. Kuyruk kopanlar var. Kuyruk kopanları vermiyoruz zaten. Onlara bir şeyler yapacağız yani, aynen, bakalım. Aynen. Yani siz geldiğinizden beri biz kaç parti çıktık? 10 koli çıktık. Aynen. 10 koli çıktık buradan yani. Aynen öyle. Heh, bak bu iyi oldu. Yani şu gördüğünüzün her bir kutuda ayrı ayrı şehirlere canlılar gidiyor yani. Ona göre kendinizden pay biçin. Ya bir de beklemenin heyecanı güzel. Bak ben Alper abi, ben otobüs alıyordum ya abi senden. Bekliyordum ben o heyecanı. Sabaha kadar bekledim ben. Aynen öyle. Sağlıklar. Sen niye bekledin orada, ben onu da anlamadım. Ne bileyim abi, güzel oldu. Bayağı bekledin ama. Çok bekledim ya orada. Onun heyecanı güzel. Şeyin, tabii abi. Şimdi gelecek, acaba kutudan nasıl çıkacak, nasıl olacak? O ilk karşılaşma heyecanı, o güzel oluyor. Öyle. Benimkini de abi pazartesi günü. Sen zaten buradasın, pazartesi günü tekrardan geleceksin. Geleceğim buraya zaten. Seni. Tamamdır abi. O zaman ben buradan kapatayım abi. Pazartesi görüşürüz tekrar. Hadi eyvallah. Sağ olasın. Hadi gidelim. Param yok tabii bir de. Biz yemiyoruz. Yiyin abi ya. Gelen. Biriniz alın o zaman ya. Tamam. Ben nereye sokayım daha? Sen tamam. Bunu görürsün. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Hangisi lan? Araba? Şuradaki Ferrari. Banyo yaptırmayı unutma. 20 yok, dakika, yok. 25 dakika, 28-30 derece. Ben şimdi hallederim abi onu. Ha? Tamam. Hangi elin açtın? Hangi kolun açtın lan? Bacağımla açtım. Arabana koysa da böyle, öyle sür arabayı. Araba benim değil oğlum, babamın. Lamba yanmıyor mu lan? Şu su alma lan buraya. Ver kanki ver, orada sallanmasın. Müzik sesi vermem. Stak. Bir koyacağım buraya, bir müzik koyayım. Şöyle koy. Koymuyorum şu an müzik kanki. Evet, beyefendinin evine geldik. Burak Beyler'deyiz şimdi. Böyle webcam'den, ekranlardan görüyorduk. Gerçi siz yine ekrandan görüyoruz, bir şey değişmiyor ama. Evet, şimdi iguanayı, buna isim koymuyoruz, buna. Buna ilerleyen zamanında Melisa koyacak. Tamam, ismini Melisa koyar, sen bize söylersin. Oğlum çok güzel bir canlıymış lan. Hadi otur kanki, açalım o zaman. Biraz yani sakin, yavaş hareket et kanki. İyi kavra, dört ayağı da bassın koluna. Gelinin duvağını açar gibi oldu. Dur oğlum, dur Ato. Dur, sana gelsin o kendi. Oh, güzel lan. Ya, maşallah. Oğlum gözüme sokacağım kuyruğunu. Vallahi bir şey değil mi? Bakayım. Çok güzel ya. Yaklaştırayım şöyle bir. Aferin, doğru yer. Dur bir yakınlaşayım şöyle. Öldü. Işığın altına getir de bir çekeyim bir. Nasıl kuyruk vuruyor bak. Tırnağında vuruyor. Kuyruğu acıtıyor ha. Harbi acıtıyor kuyruğu. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur oğlum gel. Bir yarasınız ayak. Ya biz el huysuzunu mu aldık, bu nedir? Kanki. Bak nasıl vuruyor lan şerefsiz. Oğlum acıtıyor lan. Dur. Harbi acıtıyor ha bu arada. Dur. Oğlum dur. Oğlum mal mı gidiyorsun, dur diyor. Çok güzel. Çok güzel vallahi, harbiden güzel ha. Bu ayaklar agamayla aynı, biliyor musun ayakları? Aynen, çok değil. Ver, triceps ver oğlum. Ver oğlum. Aynı agamayla aynı. Yalnız var ya kırbaç. Acıtıyor harbiden. Nanay efendim. Vallahi acıtıyor bu arada, harbiden ekonomi, acıtıyor. Ekonomi nanay efendim. Şu an öyle yani. Oğlum çok güzel ya. Bakışlar bakışlar falan var ya. Bu tutla şöyle bir. Bak yavaş yavaş. Sakin yavaş hareketlerle. Titriyor ayağım, sinirlendi bak. İbillik abi. Korktu şu an Burak.
Bu ağzına çubuğa... Bir şey diyeyim mi? Ben de fark ettim. Tam reis bıraktım, kusura bakma. Bak bu vuracak şeyde siz. Oğlum çok güzel lan maşallah. Bunlar sabah akşam oynar. Beni sevdin mi sevmedin mi reis? Ver bakayım bunu koyuyor buraya. Bak çekti vuracak. Patlatacak şimdi yine. Vuracak bak. Lan yapma oğlum, acıtıyor lan. Kanka bak yurt dışından gelmesini düşün. Evrağını bilmem nesini vergisini düşün. 2000 lira lan. 2000 lira balık var lan. Yani duşunu aldıralım o zaman. Şuraya getir, şuraya. Aşağı getir. Banyosunu yaptıralım. Kuyruğu gözüne gelecek diye korkuyorum. Çok fena patlatıyor ya. Hoppa yavaş sakin. Çok iyi yüzücüymüş. Sakin. Suyun sıcaklığı nasıl? İyi. Kan davasına bakar iyi bakıyor bak. Ha bu arada Burak sarı renk kör arkadaşlar. Görmüyor. Yani yeşil bir yoganı alıp renk kör olman. Arkadaşlar 2000 lira verdim. Mavi aslında. Şey işte aslında. Şöyle düşün. Millet mesela sarıya gidip milyonlar veriyor. Ben de sarı aynen görüyorum. Aynen harbi lan. Biz ona bakıyoruz. O bize bakıyor. Ne anladın bu işte. Tamam. Benim adım Bear Grylls. Şuna bir kız lan. Bırak bir kız. Yüz oğlum yüz. Boşver zaten anamızı ağlattın bu saatte. Şimdi bunun banyo olayı bitti. Biz bunu yerine alacağız. Şöyle al da orada çıkartırız. Aynen balık aldım daha iyi. Tut bakayım. Patates mi yavrum bu? Ebu Bekir atla oğlum. Oo. Şeye koysaydın oğlum şunun üstüne. Oraya da koyarız kardeşim. Alıştı zaten direkt baksana. Harbi alıştı bu arada hayvanla. Hop yavaş sakin. Oha cama tırmanıyor lan. Bak kuyruğundan destek alıyor ama. Muhammed ha? Halkı selamlıyor canım. Bence pençesi mi takıldı? Arada bir mıncır kanki bunu da çok şey yapmasın. Mıncıracağım da tamam. Bunu sürekli mıncıracağım. Burada kuru kafa için crawl engineering. Ama bu arada bak Burak şey basıyor böyle 3 boyutlu şeyler basıyor haberiniz olsun. Bizim kanala çok güzel şeyler göndermişti. Hatta makinem bu mu lan? Bu görünen makinesi daha görünmeyen makineleri de var. Benim kardeşim zaten kendi makine şişekleşe. Öyle bak hadi bakayım. Tamam o zaman bunu şey yapalım. Bu videoyu burada bitirelim. Ya bunun editi mediti olacak. Hadi görüşürüz. Kapanış yapayım. Hadi bay bay. See you guys. Evet dostlar yine farklı bir gündeyiz şu anda. Pazartesi günündeyiz. Biz canlılarımızı almaya geldik Yiğit'le beraber. Alper abi bir pet shop açtı. Zaten Petenzu'dan Instagram'dan duyurdu onu görmüşsünüzdür. Ben size onun detaylarını haberini veririm. Balık, işte sürüngen, bir sürü canlı olacak, malzemeler olacak. Alper abinin pet shop olacak. Zaten yaptığı işte kalite 10 numara. Orada kim bilir ne yenilikler neler yapacak bize. O zaman içeri girip hemen canlılarımızı seçelim. İguanamızı alalım. Evet. Mekan bizim zaten. Alper abi de mekan sizin. Gidin de istediğiniz gibi. Şimdi buradan canlarımızı seçeceğiz arkadaşlar ki zaten şöyle göstereyim sizlere. İlk geldiğimizde hatırlıyorsanız yine ilk geldiğimizde boştu. Hani daha doluymuş her yer. Bizim geldiğimizde yani yarısı gitmişti. Hani biz onu dolu dedik ama o bile boş haliydi. Şimdi bak mesela buradakilerin haricinde içeri bakın. Zaten kırmızılar bitti. Kırmızı diye bir şey kalmadı. Bak buraları hatırlıyor musunuz böyle? At koşturuyordu burada resmen. Hiç kalmadı. Şunların çoğu da rezerve ama hala ellerinde sayılı şekilde var. Almak istiyorsanız bitmeden, tükenmeden kaçırmayın. Haberiniz olsun. Tamam biz şu canlıları seçelim o zaman. Şu buradan bir bakalım tek tek. Buradan ben bir kamerayı bir kapatayım arkadaşlar. Bir canlılarımızı bir seçelim tamam mı? Alırken de zaten çekerim ben size. Dostlar ben canavarımı buldum. Aha da bu. Sen seçtin Pikachu. Ben bunu alacağım. Duruşa bak duruşa, ellere bak. Duygusal bir bağ mı oldu? Aynen şu an o bana bakıyor, ben ona bakıyorum sabahtan beri. Ya aslında şunu da beğendim de. Şu baba yiğit var ya bak. Bunu da beğendim de. Biraz daha böyle... Lan bu da güzelmiş lan. Çok yakışıklı. Bu da yakışıklıymış ha. Bunu mu alsam lan? Bu mu? Şu mu? Küçük. Yaşlı değil de birkaç ay herhalde. Aynen birkaç ay vardır. Çok bir şey fark etmiyordur bence de. Onu bir alalım. Tut baba. Isırmıyor ya o çok iyi. Isırmıyor ya o çok iyi. Evet, iguanamızı seçtik. Akvaryumdasının bütün aslında logoya bunu ekleyeceğim. Ya, aynen. Meydan. Oğlum Alper abi dükkana gelmeden alıp da kaçalım lan. He abi şey yapma şuradan. Tamamdır bu bizim. Bu seninki. Tamam mı? Eyvallah abi. Şey zurna durum şu anda sardı. Soğutmadan abi. Oğlum, aynen. Bir de hemen. Eyvallah abi. Karışık bir deniz. Sade vardı bir de bizim. Sade geliyor. Nem yapmasın diye. Sade geliyor. Sadeyi at hemen. Az pişmiş, çok pişmiş. Orta. En dibine sok abi. Uzat kolunu. Sokman lazım ama olmaz öyle. Aldım. Şöyle tutacaksın iguaneyi. Vahşi iguaneyi şöyle bacak arka ayaklarını şunu yapacaksın. Güvercin gibi, güvercin gibi. Aynen. Şunu da şöyle yaptığın zaman ondan sonra istediğin deneye sokabilirsin. Sıkıntı yok. Delikler, sıkıntıları. Hop. Ve çok tadil atla.
Ayın 5'i 6'sı gibi falan açıyoruz orayı. Oo, tüm güzel. Her şey olacak yani. Süper. Sürüngenin üzerine de. Her şey. Ooo güzel ya. Bir şey. Zaten bir güzellik daha söyleyeyim size. Hadi bu da sadece sizin kanalınıza özel olsun. Eyvallah abi. Ondan sonra sana özel olsun. Muhammed bu da senin. Üzerlerine yazar şimdi unutturma. Çok sağlam bir ithalattan çekiyoruz şimdi. Oo. Canlı değil. Sadece malzeme olacak. Olmuş. Bütün her şey A'dan Z'ye sürüngene dair her şey olacak ithalatta. Bütün her şeyi alabileceğiz artık. Çok iyi abi. Hayırlı olsun. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız ama CE belgeleri falan filan var işte. Tamam malzemeler var. Onların işlemleri uzun sürüyor. Ondan... O taban malzemeleri falan komple. Her şey. Çok iyi. Yakalama aparatları, teraryumlar, teraryumlar demonte geliyor hem de. Ultraviyole lambalar, ısıtıcı lambalar, hem ısıtıcı lamba hem ultraviyole lamba. Bütün her şey gelecek. Oo. Ne istiyorsan gelecek. A'dan Z'ye bütün malzemeler gelecek ama işte hem CE belgeleri var. Hem ön onaylar falan var. Biraz işlemler uzun sürecek. Hemen böyle sipariş verip çekelim. Yıllardır bekliyoruz. Bir de ilk defa gelecek olan ürünler oldukları için yeni bir markanın ilk defa gelecek ürünleri olduğu için de ciddi onay süreçleri var. Tabii. Onları bekliyoruz. İşte konuşmaları yaptık. Spiritörlüğü aldık. Türkiye'nin spiritörlüğünü falan aldık. Süper abi. Marka tüm dünyaya çalışıyor. Amerika özellikle. Amerika ve Asya'ya özellikle çalışıyor. Exotherm'ın bütün ürünlerini bu firma üretiyor. Ondan sonra... Onların logosunu markasını basıyor değil mi? Tabii. Zaten bütün ürünler biliyorsun Çin'de üretiliyor. Aynen. Bu ana firma işte aslında. Birçok firmanınkini bu üretiyor. Bu ama direkt biz kendi markasını alacağız bunu. Güzel olacak gerçekten. İnşallah abi. Vallahi hayırlı olsun. Çok sevindim ya. Tamam. Ay ya. Devam. Siz çekimi yapalım. Hop. Onda bizim canavar burada arkadaşlar. Şu anda Ankara'ya 5 tane daha seçildi. 345, 345, 80, 345, 70, 342. Şimdi şeyinkini tutalım. Açacaksın böyle. Tamam mı? Ben her koyduğumda sen kapatacaksın abi. Aç aç. Bulamam. Aç abi. Aç 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 aç. Tamam. İçeri bir girdim abi, geldim sabah. Aynen. Sen gittin mi? Bir sessizlik. Kalmamış ya hiç. Hepsi gitmiş. Gitti bir tükendi. Yani 50-60 tane falan canlı var, yok şu anda. Kuyruksuzları başlayacağız. Kuyruksuzlara sadece şey yapacağız işte. Onlara bir indirim olacak. Kuyruksuzlara. Kaç oldu? 1-2-3-4 oldu. Bendekinin cinsiyeti tahmin erkek. Edebilir mi? Erkek mi? Ne erkek yani. Bendeki belli değil. Dişi değil. Bendeki dişi olabilir ha. O daha iyi. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi bu? Aynen öyle. Dur bakalım. 343, 43, 10, 16. Şimdi siz burada okumayı görüyorsunuz ya. Bakın ben size bir şey göstereceğim şimdi. Okunanlar arkadaşlar, olay şu. Net olsun yani, kafanıza otursun diye. Şimdi canlılar geldi mesela, tamam mı? Bir sürü. O canlıları tek tek Alper abi yakalıyor, tamam mı? Tabii gerekli işte uzmanlarla beraber. Burada tek kullanımlık, tamamıyla steril. Canlıya hiçbir şekilde zarar verilmeyecek. Burada çiplemeler var, tamam mı? Yasal olmasının dışarıdan değil de öyle merdiven altı bir yerden değil de gerçekten birinci amacı bu zaten. Bunların içerisinde hep kodlar var. Kodlu çipler var. Bak mesela kaç tanesine yapılmış, görüyor musunuz? İlk geldiğim gün çekmiştim onu ben. Şimdi buradan atıyorum. Burada bir çip var. Yapıldı hayvana, tamam mı? İşte o sonra hayvana o cihaz okutulduğunda az önceki okumayı görüyorsunuz siz. Onların hepsi yasal çip. Şimdi şey olacak mesela. Aldığımız canlılar atıyorum 30.83 dedi. Mesela 30.83 hemen oradan faturaya işleniyor. Resmiyete geçiriliyor. Ve evinize ekip geldiğinde, okutulduğunda 30.83 yazdığında sizin adınız, soyadınız, bütün bilgileriniz hayvanın size tahsis edildiği ve sizin üzerine kayıt yapıldığı olayı orada tescilleniyor zaten. O okuma ve yazılma işlemleri o. Hemen size de göstereyim dedim. Şimdi bunların hepsi Ankara'ya gidiyor. Bir tanesi de benimle Kırıkkale'ye gelecek. 13 tane değil mi? Aynen. Tamam. Oo. Tabii 6, 5, 11, 12, 13. Abi bize müsaade o zaman. Çok tamam, teşekkür ederim tekrardan. Vallahi. Öpüyoruz seni. Elini öpüyorum. Şey, tamam. Evrakları zaten kaybetmiyorsunuz. Aynen. Problem direkt olsa da zaten yine ayrı. Aynen abi. Çok güzel teşekkürler. Olsaydı. Bu arada abi tekrardan hayırlı olsun. Onu zaten kısmetse ya, gelirim eyvallah, abi. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Ben çok geçtim zaten. Tamam, ona gelirim kısmetse abi. Orada yani, güzel. Aynen. Eyvallah abi. Oldu, görüşürüz abi. Eyvallah.